Evet, böreğimiz kabardı ve pişti. Şimdi fırınımı kapatıyorum. Soğuyunca servis yapacağım. Evet arkadaşlar, ıspanaklı hazır yufkadan kol böreğim pişti. Güzel tarifim bu şekilde. Çıtır çıtır. Bu çıtırtıyı duyuyor musunuz sesini? Bu tarifler şimdi tadım için kesiyorum. Tam soğumadı. Merhaba arkadaşlar. Servi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik, kolay, hazır yufkayla tepsi böreği yapıyorum. Ispanaklı olacak. İçerisine 800 gram ıspanağım var. Kuzu ıspanağı buldum pazardan, bu hafta çok güzeldi. 800 gram şöyle kuzu ıspanağım var. Yıkadım, kuruladım. Şöyle ince ince doğradım bakın. Burada püf noktası ıspanağımızın tamamının kuru olması gerekiyor bu şekilde. Şimdi ıspanağım tamamen kuru. Bu da doğranmamış halini size gösterdim. Şu şekilde. Şimdi bunları da doğrayacağım. İncecik. Ispanağım bu şekilde. Çok güzel kurudu. Bir demet taze soğanım var. Onu incecik doğrayacağım. Bir kase çökeleğim var. 200 mililitre zeytinyağım var. Siz dilediğiniz ayçiçek yağı, sıvı yağ kullanabilirsiniz. Malzemelerim bu kadar. Tuzum, toz biberim var. Taze soğanlarımızı çok ince doğruyoruz. Bu şekilde ince ince. Gecik oluyor şöyle. Köfte piyazı gibi. Bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Kaya tuzum. Bir tatlı kaşığı acı pul biberimi ilave ediyorum. Doğramış olduğum bir demet kurutmuş olduğum taze soğanımı ilave ediyorum. Taze soğan çok lezzet veriyor. Ben de pazardan dereotu almasını unutmuşum. Dereotu da çok yakışıyor. Yarım demet de dereotu koymuş gibi olayım. Siz koyun. Şöyle bir çorba kasesi çökeleğim var. Şöyle 5 yemek kaşığı yağ ilave ediyorum. Çünkü bu kez yufkasını da fırçayla yağlayacağım. Bu tepsi kol böreği olacak. 5-6 kaşık yağ ilavesinde bulundum. Şimdi hepsini güzelce baharatını, soğanını, peynirini birbirine her yerine eşit bir şekilde gelecek şekilde karıştırıyorum. Böylelikle iç malzememiz, ıspanaklı kol böreği iç malzememiz hazır olmuş oluyor. Bakın hem ıspanağı yağlıyorum bu kez hem de hamurunu yağlayacağım. Şöyle hazır yufkadan yapıyorum. Yine güzel bahçenin güzel hazır yufkası. Bakın elim görünüyor. Bu kadar muhteşem güzel bir yufka. Şimdi zeytinyağıyla şöyle hamurumuzu her yerine değecek şekilde yağlıyoruz. Önce 2 yemek kaşığı yağ döküyorum. Daha sonra fırçayla her yerini eşit bir şekilde yağlıyorum. Hatta bunu daha kolayını size göstereyim. Şöyle alıyorsunuz bunu. Bunu da buraya alıyorsunuz. Fırçayla uğraşmak hiç gerek yok. Bakın her yeri yağlanmış oluyor.
Böyle her yerine değerse elde açma börek gibi olacak şimdi bu. Pul pul ağzınızda dökülecek derken. Bakın şu anda eşit miktarda yağsız yeri kalmadı hiç. Bu şekilde. Şimdi ıspanağımı dökmeden önce biraz şöyle kıvırıyorum. Kenarını kıvırıyorum. Diğer kenarında kırılan yerler varsa açın mutlaka, sert olmasın kenarları. Tekrar şöyle biraz yağ döküyorum. Bakın. Şimdi artık bu kalın kısmını ıspanağımı dökeceğim. Bir, iki yemek kaşığı, pardon, servis kaşığı ıspanağımı bıraktım. Biraz daha alayım ben şöyle. Ispanağı bol olsun. Sarmaya başlıyoruz. Ispanağı bütün şeklinde koymadım. Bundan önceki tarifimde var. Bütün şeklinde, öyle şekilde de güzel oluyor. Bu da farklı bir lezzet oluyor. Dilerseniz, Arnavut kızı olduğum için el açması boşnak böreği tarifim var. Onu da izleyebilirsiniz. Çok basit o da. Açması çok kolay oluyor. Bu şekilde iyice sardıktan sonra şekilde birinci kağıt koydum, ben yağlamıyorum. Bu şekilde hazır. Devam edeceğim ucundan. Aynı şekilde. İkinci sarmış olduğumuz yukayı da şöyle uçlarını birleştirelim. Bütünlük olsun tepside. Biz ıspanağı bol sevdiğimiz için bunu bol şekilde yapıyoruz. Hatta şuraya biraz su damlatıp da yapıştırırsanız bu çok güzel yapışıyor arkadaşlar. Bu şekilde sararak devam edeceğim. Şöyle biraz bastırayım. Şuraya yaklaştır. Hafif de uzatıyoruz. El açması gibi. Bakın yufka esnek, o kadar açılabiliyor. Yine şu şekilde. İlk yeri belli olmasın diye şunu çukur yapıyoruz. Şu kısmını şuraya birleştiriyoruz. Bu şekilde üçüncü yufkamız da hazır oldu. Ispanaklı tepsi böreğim 6 yufkadan oluşuyor. İlk 5 yemek kaşığı zeytinyağına bir yumurta sarısını ilave ettim. İyice çırpıyorum. İkisini birlikte iyice karıştırıyorum. 5 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet yumurta sarısını iyice karıştırdım. Bakın sos haline geldi. Şimdi üzerine her yerini bolca sürüyorum. Fırının alt katını koyacağım böreğimi. Üst katında çabuk pişer yumurta sarısı olduğu için altı çiğ kalır. Onun için 200 derecede alt katına koyuyorum. En son 10 dakika üzeri kızarması için üst katına
çıkarıyorum. Böylelikle böğremin içi harika pişmiş olacak. ...200 derecede alt katında fırının pişmeye gidiyor böreğimiz. Bakın üst kata koymuyorum, alt katına koyuyorum. Çünkü bu şekilde daha iyi pişecek böreğimiz. Evet arkadaşlar, böreğimiz bu şekilde. Bakın ne kadar güzel kavardı. Hazır hokkadan değil de sanki el açması gibi. Şu güzelliğe bir bakın. 15-20 dakika sonra böreğimiz hazır olacak. Evet, böreğimiz kabardı ve pişti. Şimdi fırını kapatıyorum. Soğuyunca servis yapacağım. Böreğim pişti. Şimdi fırını kapatıyorum. Çok güzel kızardı. Evet arkadaşlar, ıspanaklı hazır yufkadan kol böreğim pişti. Bakın arkadaşlar, bu güzel tarifim bu şekilde çıtır çıtır. Bu çıtırtıyı duyuyor musunuz sesini? Bu tarifimi hepinize öneriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi kabın için kesiyorum. Tam soğumadı. Böyle parça atacağım ama çok sıcak alamıyorum. Arkadaşlar, bu zorluk çok sıcak olduğu için acele ettim, bekleyemedim. Bekleseydim daha iyi olurdu. Bakın böreğim bu şekilde. Şimdi el açması gibi, sadece zeytinyağı var. Hiçbir şey yok. Bakın böyle pul pul dökülüyor bu börek. Bu güzel böreğimi hepinize öneriyorum. Bakın içi de ne kadar güzel pişti. Ama tutamadığım için. Hepinize afiyet olsun.